Püf Noktalar YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hamurundan yağlanmasına, katlanmasından şekil verilme aşamasına kadar her şeyiyle orijinal Kars ketesi tarifini paylaşacağım. Öyleyse başlayalım mı? Yoğurma kabımıza 8 su bardağı unumuzu, 100 gram eritilmiş margarin, 10 gram yaş maya yani 1 paket mayanın 1/4 biri, 1,5 su bardağı sütü ve 1 su bardağı ılık suyumuzu ekleyerek malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Ara ara elimizi yağlayarak hamuru güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz kulak memesinden biraz sert bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuzu 30 dakikalık mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz de ketemizin içini hazırlamaya geçelim. Biz hamurumuzdan biri tuzlu, diğeri şekerli iki büyük kete elde edeceğiz. O yüzden ketelerin içlerini ayrı ayrı hazırlamamız gerekiyor. Tavamıza 150 gram sarı yağı, çeyrek bardak sıvı yağı ekleyelim. Tuzlu ketemiz için bir kaba 2,5 su bardağı unu, bir çay kaşığının ucunda tuzu ve erimiş yağımızın yarısını ilave ediyoruz. Kalan yağımızı şekerli iç için kullanacağız. Unla yağı ellerimizle iyice ovuyoruz. Tabağa yine 2,5 su bardağı un alıyoruz. Yarım çay bardağı toz şekeri ve kalan yağı ilave ederek şekerli içimizi hazırlıyoruz. Ketelerimizin yufkalarını yağlamak için bir yemek kaşığı tereyağını tavaya aldım. Üzerinde sıvı yağ ekledim. Sonra bunu size ölçü olarak göstermek için tekrardan bardağı boşalttım. Yani karışımımız 1 su bardağı olacak. Mayalanmış hamurumuzdan 4 beze elde ediyoruz. Her kete için 2 beze kullanacağız. Bezelerimizi önce merdane ile sonra da oklavayla elimizden geldiğince açalım. Thank you.
Yağlamış olduğumuz yufkanın üzerine diğer yufkamızı da alalım. Yine yağlayalım. Her katlama işleminde kat arasına yağ sürerek hazırlamış olduğumuz ketenin içini katlamış olduğumuz yufkanın arasına alıp kenarlardan hamuru toparlayalım. Parmaklarımız yardımıyla için her tarafa eşit yayılmasını sağlayıp ardından merdane ile tepsi dolusu boyutunda açalım. Ketelerimizin üzerine sürmek için 2 yumurta sarısına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına tepsimizi gönderiyoruz. Ketelerimizin her biri 43 santim çapında, yani tepsi dolusu olacak. Orijinal Kars ketesi bol içli, ebatı da büyüktür. Öyle ki nişan evlerine hediye olarak pişirilip götürülen ketelerin ebatları sineği dolduracak büyüklükte ise ketelerin tadına bile bakılmadan o keteleri pişiren kadın övülür. Tuzlu keteler oradaki misafirlere ikram için götürülürken nişanlılar için de bir tane tatlı kete eklenir. Çiftler bu tatlı keteden yesin, aralarındaki muhabbet de tatlı olsun diye. Tatlı kete de tuzlu keteden ayırt edilebilsin diye, tıpkı benim yaptığım gibi boş bir makaradan ketenin üzerine nakış işlenir ki onca tuzlu ketenin arasından nişanlı çiftin tatlı ketesi ayırt edilebilsin diye. Daha sıcacık olan ketelerimizden birer parça keserek bol içli dilimleri sizlere de göstermek istedim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.